Öncelikle ben takımı tebrik ediyorum. Evet, belki yenildik ama iyi bir oyun oynadık. Hem ilk yarı, özellikle de ikinci yarı çok iyi futbol oynadık. Çok da pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Ama takımın bu şekilde oyunundan çok mutluyum, memnunum. İnşallah bu oyunumuzu devam ettiririz. Bir düşüşümüz vardı ama bugün tabii ki ben bugün oyunculara da şunu söyledim. Evet, biz çıkıp da elimize geleni yapmamız lazım, mücadele etmemiz lazım. Futbolcuların hepsi bugün mücadeleyi verdi. Tabii futbol içerisinde evet o Bifuma'nın penaltısı, yani o zaten ofsayt çizgisi, herhalde ofsaytsa ofsayttır. Ben onu bilmiyorum. Şimdi burada bir şey söylemek doğru değil ama tam pozisyonun niye durdurulduğu bilmiyorum. Herhalde ofsayttı. Ofsayttan dolayı kesildiyse zaten ofsaytta herhalde %99, %100 hata yapılmıyor. Onu biliyoruz. Ama bir penaltı oldu. İlk yarı Galatasaray'ın kullandığı bir penaltı. Bizim hemen oyun penaltından sonra 45. dakikada bir pozisyon var. Arkadaşlar da hemen bana gösterdi, baktım. Ama orada da bir penaltı var. Verilmeyen bir penaltı. Daha doğrusu VAR'a gidilmeyen bir penaltı. İşte biz habire diyoruz niye VAR'a gidilmiyor. Bugün de baktık. Tabii bunu %100 şimdi çıkıp da burada net bir şey söylemek istemiyorum ama o pozisyon mutlaka tartışılır, mutlaka bakılır. Çünkü bence gördüğüm kadarıyla penaltı ama şöyle, Alanya maçında biz geçen sefer Hadebe'nin yaptığı hareket vücudunda ele gidiyor, ele açık denildi bana. Ben hakemle de o gün denk geldim. Tamam, olabilir yani, ele açık olduğu için oluyor. Çünkü vücuddan giden top penaltı olmuyor ama ele açıksa penaltı oluyor. Ama bugün o el açıktı ve bana göre o bir penaltıydı. Ama yine de %100 tam olarak izlediğim kadarıyla verilmeyen bir penaltımız var. Çünkü bunun benzeri verilen vardı. Şimdi karşı tarafa olsaydı verilir miydi, verilmez miydi? Ama aynı şeyi söylüyoruz. Ya VAR'a niye gidilmiyor bilmiyorum. VAR orada artık nasıl bir karar verdi, penaltı yok mu diye, ama çok net bir pozisyon. Çünkü ele çarpan bir pozisyon var. Ama biz her zaman bunları tutuyoruz. Hakemler hata yapar. Biz her zaman maçın söylüyoruz. Makine hakemi, maçın hakemi ben görüşmedim. Arkadaşlar görüşmüş. Beni VAR'a çağırmadılar. Ben VAR'a uyarmadıkları için gitmedim. Maçı bitirdim. Böyle bir yorumu var. Ama tabii ki orta hakemin orada belki onu görmesi zor olabilir. Yani şunu söyleyeyim. Hakem hatalarını evet biz tartışıyoruz. Tabii ki hatalar olacak. Yani bunlar futbol içerisinde var. Hakemler de hata yapabilir. Ama VAR'ın bu konuda, hele hele bu durumda, hata yapma lüksü yoktur bana göre böyle bir durumda. Sadece bu konuda biraz daha dikkatli olunursa inşallah bundan sonra daha hatalı pozisyonlar ve bu tür pozisyonlar da bize denk gelmez. Çünkü canımız çok yandı. İlk yarın özellikle bunları hiçbirini konuşmadık. Ama şunları konuşurken de söyleyeyim. Bu konuştuklarımız ve bu pozisyonlarımız maalesef ben buradaki bütün ulusal medyada buradayken söyleyeyim. Bunlar gündeme gelmiyor. Anadolu takımları diyoruz, adalet diyoruz, eşit diyoruz. Özellikle de ulusal basına da söylüyorum. Bu pozisyonları her yerde madem tartışılıyor, bunların da tartışılması lazım. Yoruma açık olması lazım. Sadece burada büyük takımlar yok, Anadolu takımları da var. Bizler de emek veriyoruz. Bu emeklere, bu oyuncuların emeklerine de yazık. Bu anlamda inşallah bundan sonra da artık önümüze bakacağız. Çünkü bizim önümüzde de önemli maçlar var. Artık bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Şu durum çok komik bir durum. Onu söyleyeyim de. Yani şu durum, ya şu hale, buradaki bu basının, olsa mesela beraber yürüyerek oradan buraya çıkmamız. Bana otoparka çekin. Neredeyse otobana çıkacağız. Yani bu bana göre doğru bir uygulama değil. Hem bizim özgür basınımız için, hem bizler için, kulüp başkanları neredeyse oradan buraya tak geliyoruz. Ya bunun da bir düzeltilmesinin yapılması lazım. Bana göre bu hoş bir şey değil. Şimdi kulüpler başkanları olarak bir çıkıp bir açıklama, biz daha önce bir bilmeyerek açıklamalar yaptık. Ceza yedik. Şimdi bu durumu, evet, ceza yememek için neredeyse otobana çıktık ama ya bu da hoş bir şey değil. Bunu da artık bir düzeltmesinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Hem sizler için hem de bizler için. Biz teşekkür ederiz. Trabzonspor'la oynayacak maçla ilgili bir bilgi var mı şu an? Ne zaman? Şu anda daha bir şey yok. Bir maç belli değil. Bilmiyorum ama herhalde önümüzdeki günlerde açıklanır. Onunla alakalı herhangi bir bilgim yok. Peki, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.